Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay ankuş. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Aragaz yine başladı. Efendim bir kere daha başladı. Salı günüsü yine negatifinizi emecek, pozitifi verecek. Bu böyle oldu, böyle olacak efendim. Şimdi tabii canımız yanıyor. Çünkü duyduk ki dost yaralanmış. Bugün yine gönlümüz hoş değil. Hangi dost yaralandı diyeceksiniz. Açıklayacağız, açıklayacağız. Pascal, günaydın kardeşim. Günaydın baba. Nasılsın, dünyanın tadı? O ne be? Nasılsın, dünyanın tadı yani. Yani dünyanın en tatlısı manasında. Ordu civarında nineler, torunların böyle severlermişti. Abi canım yanıyor. Sen hiç merak etme Pascal. Seni dünyanın en ünlü ortopedistlerine, en ünlü nörologlarına götürüp bizzat muayene ettireceğim kendi elimle. Kadir be, sen olmasın var ya, benim köpekler yer. Ne oldu Pascal? Sıkıntı ne yavrum? Kalça çık. Kalça çıkığı mı? He. Kalça çıkığı mı? Kırık falan yok değil mi? Baktılar mı? Baktılar abi. Kırık yok. Kalçan çıkmış. Çok büyük geçmiş olsun Pascal. Of. Nereden çıktı yavrum kalçan? Dün akşam evdeydim. Üstüme böyle bir enerji geldi. Allah Allah. Sonra? Kalktım. Müzik açtım. Oo, iyi yaptın. Sonra? Dans ettim. Oo, sonra? Twerk yaparken kalçam çıktı. Bak dur dur dur. Burası çok miyim burada. Yani kimse sana vurmadı. Kimse seni darp etmedi. Evde manyak gibi tek başına dans edip twerk yaparken kalçan çıktı, doğru mu? Doğru abi. Şimdi ben twerk bilmeyenler için izah edeyim efendim. Kalçayı ayranın yayığı gibi sallama hareketiyle efendim sallıyorsunuz, buna twerk diyorlar biliyorsunuz. Pascal bunun uzmanlarından birisidir. Pascal gerçekten twerk konusunda dünyada akla gelen birkaç isimden birisin. Yani senin gibi bir üstad, senin gibi bu konunun uzman, dünyadaki uzmanlarından bir tanesi. Nasıl oluyor sanatını icra ederken sakatlanıyor ya? Kadir, ısınmadan twerk yaptın. Yısınmadan twerk yapılmaz. Ağrın çok mu peki Pascal? Abi çok ağrıyor. Peki kalçayı yerine oturttu mu doktorlar? Oturturlar ama var ya, iki de bir çıkıyor ya. Yapma ya. Allah. Demek senin kemiği yalama olmuş Pasko. Ha, pıt pıt atıyorsa sebebi bu usta. Kadir ne yapacağız? Abi bir süre dans etmeyeceğiz. Düğünde müğünde illa oynaman gerekiyorsa belden üstüne oynatacaksın. Kalçayı sallamayacaksın abi. Bir süre sadece gerdan kıracaksın. Kol sallayacaksın Pasko. Abi twerk var ya, benim markam ya. Twerksiz Pascal, ötmeyen bülbül gibi. Ama ne yapalım bro, yani tamam da bir süre yapmayacağım bu twerk'ü mübörk'ü. Bir süre Ramses gibi yatakta sırt üstü yatacaksın hacı abi. Of. Sağa sola bile döneceksin. Yani kalçayı yerine oturtmamız lazım, anlıyor musun bro? Of abi ya. Bunlar başıma nereden geldi ya? Ya şimdi artık belli bir yaşa geldik Afacan. Bundan sonra böyle şeyler olacak. Hazırlıklı olmamız lazım. Efendim? Biz daha genciz ya. Ya biz genciz ayrı. Koç gibiyiz ayrı. Taşı sıksak suyunu çıkarırız ayrı. Başarılıyız, popüleriz, bütün bunlar ayrı. Ama bünye eskisi gibi değil. Bundan sonra biz yolun inişini, her şeyin genişini isteyeceğiz. Biz artık zorlanmayacağız kendimizi. İşin kolayından kolayından gideceğiz. Ama Kadir, ben hala var ya, enerji doluyum. Enerji değil o. O enerji değil. Ben daha bitmedim diye yaşlanmaya karşı psikolojik bir direnme. Bünyede psikolojik bir direnme. Onun verdiği gaz bu. Gelme o gaza sen. Sen bir sakin ol. Ya herkes yaşına göre yaşasın kardeşim. Şu andan itibaren kendi dertlerimizi unutuyoruz. Halkımızın trafikteki çilesiyle, beton ormana giderken karşılaştığı çileyle ilgileniyoruz. Halkımızı rahatlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mutabık mıyız bro? Mutabıkız abi. Si senior. Bana bak, bana İtalyanca konuşma. Zaten bir İtalyanla program yapıyormuşsun. Gıcığım sana, uyuz. Abi o da güzel bir arkadaş. Sevinme çocuk. He güzel, beraber Amsterdam'a gidin o zaman. Niye Amsterdam? Anlayan anladı. Bana bak Pasko. Bundan sonra bir ömür boyu seninleyim desen istemiyorum kardeşim. Çünkü sen rüzgarın coşturduğu bir toz bulutusun. Bugün bana esersin,
yarın başka birisine sersin. Ne alakası var ya? Duygular vardır etkilenmeyen. Sevgiler vardır tüketilmeyen. Şeye sığmayan bakışlar vardır insanı ağlatan. İnsanlar vardır asla unutulmayan. İşte ben onlardanım Pascal. Sen beni unutamazsın. Kadir yine Barzula bayladın. Ver Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimi. Bize yazın efendim, gülü susuz bizi tüysüz bırakmayın. Aragaz'da başlıyor. Senin Instagram adresi neydi bro? T21. Seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di. Kadir Çopdemir. Gayet eğlenceli sayfalarımız var. Uşkunduruyoruz. Yani girmeyen yanar abi, yanar. Gel gel. Gel vatandaş, gel Instagram'a gel. Aragaz. Her friki, of, gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Kadir. İşte o an geldi Pascal. Eyvah, şiir geliyor. Eğilin eğilin. Oğlum sanattan eğilerek kaçamazsın lan. Öküzün boynuna, boynuzuna girip saklansan yüksek sanat gelir seni bulur. Yemin ediyorum ya. Kadir ben artık yoruldum. Vallahi bak, şiirden sanattan soğudum ya. Sanat yorar tabii Pasko. Yani sanat böyle. Seni alır depeler, bir güzel yorar. Yorar ama depeleyip yorarken iyileştirir. Yormasın abi. Ben dinlemek istiyorum. Şimdi bak yavrum, sen twerk yaparken kalça çıkığı oldun ya. Ha, evet abi. Bak arıyor yine. Ben şimdi şiiri senin diferansiyeline doğru okuyacağım. Bak nasıl iyi gelecek. Sanat çıkık acısına da iyi gelir Pasko. Yapma ya. Tabii abi. Sanatın iyileştirici gücüne inanmamız lazım Pasko. Hadi belki şifa olur. Bir dinleyelim. Evet, işte hisli duygular. İşte aciz kalemimden kağıtlara akan mısralar. İşte kafiyeler ve dizeler ve onların büyülü dünyası. Duygu tosarmamı halkıma arz ediyorum efendim. Saçlarına yıldız taksam, Tarık Akan gibi baksam, az mıncırsam biraz sıksam, evlenir misin benimle? Israr etsem çok asılsam, kabul etsen her nasılsam, her gün biriyle basılsam, evlenir misin benimle? Sana canım cicim desem, hiç durmadan üşenmesem, nikah şekerimi de yesem, evlenir misin? Gitsek söz yüzüğü alsak, beyaz eşyacıya da dalsak, dünyada bir ikimiz kalsak, evlenir misin be? Bak piyasa karışıyor, dolar euro yarışıyor, gözaltların kırışıyor, artık evlenir misin be? Bence sende de var meyil, hep dik durma, bazen eğil, aşık olmak mühim değil, evlenir misin be? Nasıl buldun Pasko? İyi geldi mi? Oh, abi şiir yüzünden kalçam çıktı ya. Bak. Ya arkadaşım. Oh. Tabii bazen sanat ters tepebiliyor. Kadir sen bozdun, sen düzelsin. Yok. Hadi. Ben alamam. Hayır. Bilimsel müdahale ister bu durum. Ay. Dilber Hoca gelecek, ona yaptıracağız. O bilir. Bekle Dilber Hoca'yı. Bu nedir ya? Of. Aragaz. Eli işte, gözü oynaşta olan program. Paskal. Kadir'cim. Helikopterden trafikçi Aydar arasak mı ya? Ha Kadir, telefon. Niye çalıyor? Niye çalıyor? Dur. Çalmıyor muydu önceden? Aha. Zır zır öttürüyor işte sabah. Dur. Ayro. Aleyküm selam bacım. Kimsin? Kim? Scarlett Johansson mı? Kadir. Burada. Kadir. Scarlett Johansson arıyor. Al abi. Yok. Ya Kadir. Scarlett Johansson oğlum. Yok derin mi lan? Of. Deli misin? Ya aman neyse, ver hadi, ver şunu. Al. Alo. Scarlett bebeğim ha. Ha ben de seni özledim ha. Evet ha. Gece bir başka giyer siyahını. Yıldızlar daha bir sönük olur. Yakomozlar başka çizer denize kendini ve hayat daha bir kahpe oynar oyunu. Sen yok, yanımda yoksan eğer. Scarlett. Scarlett. Ne? Oho! Scarlett mi? Bebeğim efendim. Tamam canım. Ben de seni görmek, görüşmek istiyorum. Ne oldu? Ama sen evlisin. Bak evlisin.
Bak ben de istiyorum ama olmaz. Beni unut dedim Scarlett. Aşkımız benim yüzümden yarım kaldı. Sen de gittin başkasıyla evlendin. Pişman mıyım? Pişmanım. Ne zaman pişman oldum biliyor musun? Yarım bıraktığını başkası tamamladığında. Oo. Ben de şu an pişmanlık dağının zirvelerinden sesleniyorum sana. Allah Scarlett. Allah 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 Allah. Neler oluyor ya? Neden mi sana kal demedim? Dilim kal demeyi bilirdi Scarlett. Eğer sende kalabilecek yüreği görseydi Scarlett kal derdi. Oğlum Kadir ağır bazıyor bağladım. Bak neden böyle oldu anlat diyorsun değil mi Scarlett? Benim hayatım hep birilerine bir şeyleri izah etmeye çalışmakla geçti. Hep hesap verdim, hiç hesap sormadım. Tek pişmanlığım kelimelerimi bile hak etmeyen insanlara saatlerce cümleler kurmaktı Scarlett. Ben artık uzun cümleler kurmaktan vazgeçtim Scarlett. Kadir ya Scarlett'le arındaki mevzu ne? Bro mühim değil, bir gönül hikayesi ya. Yarım kalmış bir aşkın kederiyle buğulanmış camlara adımızı yazıyoruz Scarlett'le şu an. Ne diyorsun ya? Anlamadım abi. Neyse. Evet evet Scarlett evet. Doğru. O günden sonra seni hiç aramadım. Ama bilerek aramadım. Çünkü yüreğimde müebbet aşkın emaneti, gönlüm kırgın ve yaralı. Seni unuttum sanma, bu gönül sana sevdalı. Ama bu yürek seni aramayacak kadar da delikanlı. Scarlett. Ya Kadir, ne olur bak, kendine zarar vereceğim. Oğlum, her yanımı Eren kider sardı. Bu ne ya? Sen artık evli bir kadınsın Scarlett. As, ya. Bana ya, düşen ya. Sana saadetler dilemektir. Yavrularınla, kocanla mutlu bir ömür diliyorum Scarlett. Sen sevda ırmağı gittin yere aktın. Sen dünyamı yıktın. Vefasız Scarlett. Kadir çıkışta var ya seni bir yere götüreyim. Dertleşelim ya. Gidelim Pasko gidelim. Efendim Scarlett. Sana son sözümü söyledim. Ben yalnızlığa mahkumum Scarlett. Seni buna ortak edemem. Ey yalnızlık. Doğru, herkesin doğru. Koynuna girip çıkarsın da bir tek benimle mi düzenli bir ilişki var? Kadir be hastayım sana. Şey desene. Bak. Kadirimse çekerim, kederimse gülerim. Çok klasik oldu Pasko bu. Hadi ya. Ama güzel. Alo Scarlett. Ne kocan mı geldi? Kapatmak zorunda mısın? Seninle aşkımız bir film gibiydi Scarlett. Tam mutlu olduk derken of. Yönetmenden bir ses geldi. Kestik ve kapattı işte. Ya Kadir ne oluyor ya? Oğlum ne bu iş ya? Yarım kalan hiçbir şey bitmiyor Pascal. Yarım kalan her şey aradan asırlar da geçse bir gün insanın karşısına çıkıyor bro. Abi şifreyi konuşma. Ne olur söyle. Ya bizim bu Scarlett Johansson'la bir gönül mevzumuz vardı. Beni terk etti bu daha önce anlatmıştım. Niye? Scarlett diyormuşum. Scarlett demeye dilim dönmüyor. Ne yapayım? Scarlett diyorum. Bence kız haklı. Seven haksızdır zaten her zaman. Dostumuzu sevdik, yılan oldu bize. Arkadaşımız dedik, gelmedi zor günümüze. Bu sözlerim gelsin dost bildiklerime. Yalanları oynamışız bu alemde. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Pascal. Yes sir. Şu an stüdyomuzda kim var? Canavar Cavidan geldi. Ay hayır artık kızmıyorum biliyor musun? Hani sizin bu ilkel, bu vagabonda tavırlarınıza kızmıyorum ve kızmayacağım. Ben modern, kentli, ayaklarının üstünde tek başına durabilen, çalıştığı plazanın en alt katından en üst katına kadar tırnaklarıyla çalışarak ve de kazıyarak tırmanmış biriyim. Böyle belli bir olgunluğum var benim. Yani böyle sizin gibi orangutanlara kızmayacağım. Bravo Cavidan Hanım. İşte bizim görmek istediğimiz canavar Cavidan bu. Hayır yani görmek istediğimiz derken neyi kastettiğini aslında ben çok iyi biliyorum. Çünkü ilkelsin, kafanın içinde beyin yok, mağara boşluğu var. Görmek istediğin belli ama avucunu yalarsın. Ya Cavidan sen ne yaladın ki? Ay sizin gibilerin ciğerlerini iyi bilirim ben. Sinsi düşünceleriniz böyle göz bebeklerinizin altından alt yazı olarak geçiyor, haberiniz yok.
Ay ilkelsiniz. Ay mamutsunuz. Ay çıngıraklı yılandan bile sinsisiniz. Ay çıngıraklı yılan böyle hiç olmazsa sokmadan önce çıngırağını çalıyor. Çingi 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 çingi. Ay sizde o bile yok. Komodo ejderleri. Tazmanya canavarlarısınız. Ay evrimsel hatalar. Ay en sevdiğiniz oyun uzun eşek. Ay ne olduğunuz oradan belli bir kere. Ama uzun eşek oynaması çok keyiflidir ya. Öyle demeyin Cavidan Hanım. Biz radyoda haftada birkaç kere oynuyoruz uzun eşek. Cavidan çattı pattı. Kaç attı? Ay hayır anlamıyor. Yani böyle çirkin imalardan ne keyif alıyorsunuz? Hani bir kadına düzgün bir şekilde yaklaşmak. Ay bu kadar mı zor? İlkellik bu kadar mı iliğinize işlemiş? Yani beyin yerine böyle bulaşık süngeri taşıyorsunuz. Ay burası ekşi ekşi erkek kokuyor. Ay testosteron her yer. Ay midem kalktı. Cavidancığım bak bak şimdi. Bazı dinleyicilerimizden, genç kızlardan sana sorular geliyor. Gün görmüş bir büyükleri, bir ablaları olarak onlara da tavsiyelerde bulun. Bırak bunları ya, biraz faydalı ol ya. Bırak bunları. Ay ne tavsiye vereceğim ben Kenar'ın Dilber'ine? Hop 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 hop, ayıp oluyor. Saygılı ol. Bak var ya, Eşber Hoca'yı çağırırım. Eşber bir kere sizin gibi değil. Öyle evet feodal kökleri var ama böyle geldiği yeri hazmetmiş, doğal dünyayı özümsemiş biri. Hani bir kadına böyle kadın gibi hissettirmesini biliyor. Böyle sizin gibi barzo değil. Cavidancım, Cavidancım. Yani bu sonu gelmez polemikleri bırakalım. Biraz faydalı olalım. İnsanların sorularına cevap verelim. Ha? Daha uygun değil mi? Mesela Nilay diyor ki benim 6 aydır konuştuğum biri var. Devamlı konuşuyoruz. Beni çok kıskanıyor. Çoğu zaman trip yapıyor. Gelecek hakkında konuşuyoruz. Benden hoşlandığından eminim. Ama 6 aydır hiçbir gelişme yok. Rehberinde adım soyadım da kayıtlı. Bir keresinde ben seni yazıp 2 dakika sonra önemsiyorum yazdı. Yani sizce bu çocukla ne olur? Ya benden hoşlanıyor mu? Hoşlanıyorsa neden açılmıyor bu? Hadi buyur Cavidan. Ne diyeceksin bakalım? Yani bu kızın sevgilisi de böyle sizin gibi barzo bir orangutan. Ayrıca hayat tembeli ve mutlaka başka bir kızla da ilişkisi var. Aa onu nereden çıkardın? Erkek ilişkide böyle vitesi boşa alırsa kesin yan arabadakiyle ilgileniyor demektir. Niye? Çünkü sığ bir adam. Ay bir kere sevse sevdiği kızı telefona böyle bakkal kaydeder gibi adıyla soyadıyla kaydetmez. Nasıl kaydeder? Sevgilim diye kaydeder, aşkım diye kaydeder. Tabii siz böyle mağara adamı olduğunuz için bunu anlamazsınız. Ya Cavidan, sevgilim diye kaydetse tamam mı olacak yani? Çok seviyor mu demek bu? Bunun ne alakası var ben anlamadım ki. Bir kere erkekler kendilerinden bir de böyle analarından başkasını sevmezler. Öyle aşk maşk erkekte olmaz. Erkek kendini sever. Kadını sevdiğim zanneder. Ay şabalaksınız. Menfaatçi bencilsiniz. Ay Nilaycığım var ya böyle bütün dünyayı dolaştığım erkekleri ben çok iyi bilirim. Böyle avcumun içi gibi. Ay bunların İtalyanı da bir, böyle Çibutilisi de bir. Erkek köpek balığı gibidir bir kere. İleri doğru yüzmezse ölür. Bunlar için biz istasyonuz. Ay sakın aldanma. Ay testosteronun çağrısından uzak dur. Ay no man no cry canım benim. Ay sana tavsiyem çalış. Work hard play hard. Bir plazaya gir ve orada yüksel. Suna sormuş. Cavidan abla iş yerine bir çocuk var. Bazen göz göze geliyoruz. Ayrı servislerdeyiz. Hiç tanışmadık. Baktım geçen gün bana Insta'dan ve Face'den ekleme isteği yollamış. Bu ne anlama geliyor diyor. Ay sakın aldanma Sunacığım. Böyle sana eklemek istediği kesin ama Instagram'da ve Face'de değil. Ya nerede? Sen iyi bilirsin nerede eklemek istediğini. Evrimsel sürüngen. Ay terliksi hayvan. Ay mitoz bölünmeyle üreyen basit tek hücreli. Kadir bu kadın var. Biyolojik hakaret ediyor. Endoplazmasız endoplazmik retikulumlar. Ay eşeksiz üreyenler. Ay ilkeller. Ay protoplazma çorbasının içinde yüzen tek hücreli oluşumlar. Ay orada erkek burada erkek. Ay plazaların steril havasına hasret kaldım ben gidiyorum. Ay çekiyorum ben. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Yes bro. Elimde şu an bir haber var bro. Nedir abi? Oku da bilirim. Bir grup uzay araştırmacısı uzaydan sinyal geldiğini söyleyerek dünyada alarm verilmesi gerektiğini söylemiş. Yapma ya. Sinyal ne diyormuş? Şimdi sinyali çözememişler Pasko. Uzayın derinliklerinden geliyormuş tuğu. Eyvah. Lan Kadir yoksa uzaylılar mı? Vallahi bilmiyorum artık. Buraya geliyorlar mı gelmiyor ama gelsinler be kardeşim.
İnsanları belki uzaylılar adam edecek ya. Belki şu savaşlar bitecek, bunca elem keder, kardeşin kardeşe öldürmesi, kırması belki nihayet bulacak yani. O ne demek ya? Ya bütün insanlar kardeş değil mi kardeşim? Her yerde cinayet var. Bu nasıl kardeşlik? Her yerde savaş var. Savaş kardeşin kardeşi öldürmesi değil mi özünde? Habil ile Kabil'in arasında geçenler sürekli tekrarlanmıyor mu? Bu ne ya? Of be Kadir. Yine var ya derinlere daldın. Uzaylılar var ya gelecekse gelsin. Ben oylardan kopmuyorum. İcabında var ya uzaya gider mekanları basarım. Ya baba baba artıza baba baba. Uzaylının mekana gideceğimiş de oradayı basacağım. Lan uçakla yerden 5000 metre havalanınca senin 150 defa Yusuf çekiyor be. Karıştırma. Allah neyi karıştı? Atmosferin dışına çıkmadan şaftın kayar senin. Kadir face to face kralıdan korkmam. Bu böyle bilirsin. Abi bak aslında bu uzaydan gelen sinyalin aslında öğrenebilecek bu dünyada ikimizden başka insan yok bro. Neden abi? Bizde ne var? Nasıl bilirim ya? Ne demek abi? Ne demek nasıl bilelim? Hacı Dert Vedir abimiz yok mu? O bilir. Ooo Kadir be. Evet ya. Ara Dert arıyor. Hadi hadi hadi. Arıyorum. Çalıyorum. Alo. Bir saniye bekle. Alo. Hanımefendi. Şimdi ben sadece maçları ve sinema paketini satın aldım sizden. Ama kredi kartımdan erotik film kanalları için para çekilmiş. İzlemiyorum kardeşim erotik. Evli başlı adamım ben. Karım kredi kartı ekstremi gördü. Benden gizli horotik film mi izliyorsun? Hacılar, boyun devrilsin dedi. İki gündür paspasın üstünde yatıyorum sizin yüzünüzden. İnceleyin, paramı iade edin. Alo, kimsin? Oo, Hacı Dert Vedir abi, ben Kadir Çöptemir abi. Ellerinden öperim baba. Kadir'im, nasılsın genco? İyiyim Hacı Dert Vedir abi, sağ ol. Sesini duyduk daha iyi olduk abi. Paskal nerede? İşi mi kırdı yoksa bugün? Buradayım Hacı Dert abi, hürmetler. Nasılsın? Hormonların efendisi. Abi çok şükür, iyiyiz yani. Şimdi Hacı Dert Vedir abi, ne oldu demin? Sen kimle konuşuyordun? Ya burada maçları yayınlayan Haşırt Baş diye bir yayıncı kuruluş var. Evet. Ben sadece sinema ve maçlar için abone oldum. Evet. 3 aydır ekstremden erotik kanalların da parasını çekiyorlar. Onun için aradım. Zaten gıcığım, havada bulut geçse yayın gidiyor. Bir tek güneşli havalarda yayın yapabiliyorsan yapmayın bu işi kardeşim. Anladım Hacı Dert Vedir abi. Oluyor böyle karışıklıklar bazen. E tabi koskoca kurum abi. Sakin ol. Yani düzelir. Çözerler abi be. Hacı Dert abim. Sıkma canını ya. Bunlar var ya. Basit işler. Senin canını yerim. Parayı ağaçtan mı topluyoruz kardeşim? İt gibi çalışıyorum yerçekimsiz ortamda. Haklısın Hacı Dert Vedir abi. Ya ama ne yapacaksın işte bu işlerde böyle. Ya biz seni bir mevzu sormak için rahatsız etmiştik aslında. Hemen çözelim gençler. Canınızı sıkan birileri varsa bir akşam basalım kapı zillerine. Nedir? Yok abi öyle bir şey değil. Uzayla ilgili. Ya sen karanlıklar lordusun ya Hacı Dert Vedir abi. Uzayda karanlık bir yer ya. Hakim olduğun bir ortam olduğu için sana danışalım dedik be abi. Uzayda benden habersiz yıldız bile kayamaz. Nedir gençler? Sorun bakayım. Şimdi abi bu İngilizlerin uzayla ilgilenen bir kurumu var. Bunlar uzaydan sinyal alıyorlarmıştı. Uzaylılar geliyor dünya hazır olsun diyorlarmıştı. Sen ne diyormuşsun da abi? Ne zaman duymuşlar bu sinyali? Bu sabah abi. Ya yok gençler anladım ben olayı. O uzaylı sinyali falan değil. Ya ben cep telefonunu kurmuştum. Bu sabah erken kalkmam gerek. Toptancı dükkana mal indirecek. Erken geliyor sokakta trafik tıkanmasın diye. Benim telefonun alarm melodisi o. Panik yapmayın. Hacı Dert abi senin cep telefonun alarmlı mıydı? Evet gençler panik yok. Uzaylı muzaylı gelmiyor. Abi senin cep telefonun alarmı nasıl ki dünyada panik yaratıyor ya? Bak şöyle. Harbiden ya. Tüllerim yüperdi. Aklımızı aldın ya Hacı Dert Vedir abi. Lan gölgenizden korkar oldunuz yeminle. Biz de dünyadan ikide bir sinyal alıyoruz. Hiç takmıyoruz ya. Ya Hacı Dert abi, sin dünyadan ne sinyal alıyorsunuz? Yusuf diye sürekli aynı sinyal geliyor bu ara dünyadan. Ne oluyor lan sizin gezegende öyle? Abi normal, ortamlar çok sakat. Dünya acayip bir yer oldu baba. Dünyayı bilmem ama size dokunanı yakarım. Size yanlış yapanı sokakta gezdirmem.
Siz sahipsiz değilsiniz gencolar. Sizinle araba bir şey sokamazlar. Arkanızda Hacı Dert abiniz var. Abi işte dünya bu yüzden acayip bir yer oldu. Önüne gelen atar yapıyor gider yapıyor abi. Bir Allah'ın kulu durup da lan dur ben önce kendimi düzelteyim. Hatamı gidereyim demiyor abi. İnsanlarda kusur arayayım diyen yok ya. Bravo Kadir. Siz bana laf mı sokuyorsunuz lan? Yok abi olur mu öyle şey? Ya Hacı Dert abi senin lafının üstüne laf olmaz ya. Ayıp ediyorsun. Ya 24 saat askerin olur emrine gireriz Hacı Dert Vedir abi ne diyorsun sen ya? Size yanlış yapanla her türlü hesaplaşırım gencolar. Seviyorum sizi Allah'ın cezaları. Seviyor seni Hacı Dert Vedir abi. Güzel abisin. Hadi abim benim. Gencolar toptancı geldi. Şu malı dükkana çekeyim sonra konuşuruz. Seviyorum sizi Allah'ın cezaları demiş miydin? Dedin abi. Kaçtım o zaman. Oğlum kukaları çekin dükkanın önünden. Kamyon yarışacak. Hadi bakayım. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Paskal. Gel dacım. Bir efsane daha ölmüş be abi. Kim abi? Allah rahmet eylesin. Ya toprağı bol olsun bu Dead or Alive grubunun solisti Peter Burns sizlere ömür be Paskal. Abi tanımıyorum ya. Ya abi sen tanımıyorsun da tanıyanları varmıştı ya. Bu rahmetlik 57 yaşında kalp krizinden ölmüş. Ya Kadir be bu kalp krizi çok arttı ya. Gerçekten kalp krizi çok arttı be Paskal. Kim ölse ya o amansız hastalıktan ölüyor ya kalpten ölüyor. Allah korusun ya. Bu Peter Burns de kalp krizinden gitmiş. Ancak şöyle bir durum var. Öldüğü güne kadar baba 300 tane estetik ameliyat olmuş. Kaç dedin kaç? 300. 300 tane estetik ameliyat geçirmiş. Çoğu da burnundanmış. Ya Kadir be bunun da var ya. Ama düzelmez bunu vermiş. Şimdi bu Peter Burns'ün de ruhaniyatından özür dilerim ama. Yani 300 kere burnun için estetik ameliyat yaptırana kadar bir kerecik de kalbine, kardiyovasküler sistemine baktıraydın ya rahmetli. Bravo Kadir. Çok doğru. Arkadaşlar bakın bizler yağlıyı yiyip aşağı yatan bir milletiz. Mutfağımız yağlı, salçalı, ortamımız stresli, eğlencemiz bile stresli ya. Yani biz kalbe dikkat edeceğiz hacı. Öyle mi? Dikkat edeceğiz. Yoksa Allah muhafaza. Gideceğim baktıracaksın kalbine. Çat diye duruyor yoksa. Allah muhafaza. Çok doğru Kadir. Kalp önemli. Kalbin şakası yok. Bak bir kalp iki beyin. Bunlar tık dediği vakit en azından ağır hasar bırakıyor. O yüzden dikkat edeceğiz aman diyeyim. Buradan da bütün Aragaz camiasını yılda en az bir kere olmak üzere check-up'ı zorunlu hale getiriyorum. Lütfen bizim dinleyicimiz bizim hatırımız için gitsin check-up'ını olsun kardeşim. Efendim? Ya Kadir iyi güzel de check-up çok pahalı ya. Ya evet pahalı parası olan gider özelde yaptırsın. Ama olmayan da devlette en azından bir kalbine baktırsın, tansiyonuna baktırsın, şekerine baktırsın. Bak adam 300 kere patos gibi burnunu düzelttir. Demek için hastaneye gitmiş rahmetli. Bir kerecik kalbine beynine baktırmamış. 57 olduğum bile cavlayı çekmiş dört kolluya binmiş bacağı titrede titrede gitmiş. Allah korusun. Ya ya Paskal şu an ben sağlık sigortası olarak ensemden berberin usturayla aldığı o tüylere kadar sigortalıyım biliyor musun? Özel sağlık sigortası. Tabii abi. Evet, Türkiye'deki ilklerden biriyim ben. Niye kardeşim? Ben geri zekalı mıyım? Aptal mıyım ben? Niye her ay sağlık sigortasına para ödüyorum? Çünkü lazım, çünkü şart. Efendim? Ne dedin bro? Ya Kadir be, bu dünyada canın tatlı bir şey var mı? Var. Nedir? Soğan cücüğü. Ne? O ne be? Ne hareket? Yavrum o soğanın içinden çıkan cücük kısmı var ya, onu zeytin ekmekle yemenin tadı, bir de ekmekte taze ise hiçbir şey de yok la, vallahi yok. Dünyanın her yerine yemek yedim, her mutfağa dattım, ayı etinden dimsah etine, at etine kadar yılanına olsun, kaplumbağası, tavşanı her türlü ama o soğanın cücüğüyle zeytinin taze ekmekte birlikte yarattıkları tadı hiçbir yerden alamadım Paskal. Allah Allah. Hiç yemedim ya. Aa, lan bunca yıllık arkadaşımsın. Nasıl? Soğan cücüğüyle zeytin ekmek. Yedirmedik mi sana ya? Yemedim abi. Hiç adını bilmem. Gir gibi şarkı gir. Hemen soğan cücüğünü bulacağım zeytin ekmek. Hemen abi sen nasıl kaçtın gözümüzden olur mu böyle ya? Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe.
Pascal. Yes sir. Dinleyin sorusu var. Yapıştır. Önce sen Twitter adresimizi... Pascal Askışge Kadir. Pascal Askışge Kadir Twitter adresimiz. Efendim gülü susuz bizi tweetsiz bırakmayın. Tweet atan para bulsun. Peki tweet atmayanın da kaynanası çift olsun. Amin. Efendim Tankut diyor ki hanım hanımcık bir kızla, bir kıza onunla tanışmak istedim söyledim. O da bana zaman ver dedi. Bu akşam söyleyecek kararını... olur mu acaba, olmaz mı, çok heyecanlıyım, ne yapayım diyor. Ya Kadir be, hala böyle şeyler var ya. Hakikaten biraz eski moda bir çıkma teklifi olmuş değil mi? Bende de bu tarz yaklaşımların bizim zamanımızda kaldığı yönünde bir düşünce vardı. Ama bak demek ki şu anda da var yani. Kızın cevabı ne olur Pascal, ne diyecek sence? Örümcek hisleri neler söylüyor? Abi çok fazla ipucu vermemiş. Yine de bıçak sırtı, bilemedi. Evet, evet, aynen katılıyorum. Tespitin doğru. Piero'ya bakmak lazım Pascal. Piero? O ne ara ki? Hani ya bu hani offside falan olduğu zaman durumun belli olmadığı şeylerde gol pozisyonunda bakılıyor ya Piero'ya. Hani 15 santimle offside değil diyorlar falan. Bu da öyle. Yani olabilir de olmayabilir de. Şimdi kız ne yapıyordur? Yani yetkili kurullarla teklifi mi tartışıyordur bilmiyorum ki. Evet abi. Şu an var ya görüşmeler sürüyor. Bak kızların böyle kritik kararlar için kullandıkları yetkili kurullar vardır. Ne bileyim kankası en başta, teyze kızı, kimi kız anasına bile soruyor. Her kızın bir konseyi var, her kız bir kurtlar vadisi. Öğrenin bunları, dersi derste öğrenin. Beyler, bunları var ya okulda öğretmezler. Açın kulağı, iyi dinleyin. Yani kız ay çıkayım mı çıkmayayım mı diye konseyde bunları tartışır. Kızların konseyinde genelde bir ağır konsey üyesi olur. Mesela bu genellikle kankasıdır. Kendinden büyük, fikrine güvendiği bir hanım olur. Ne bileyim bu da işte bir şeydir, bir abladır mahalleden ya da aileden, öyle mi? Peki büyük usta, bu konsey kadınlardan mı oluşur? Tabii ki. Bu konseye nadiren erkek üye alınır. Genelde fikrine güvenilen erkeğe fikri telefonla sorulur. O yüzden genç arkadaşlar tavsiyem şudur. Hoşlandığınız kızın konseyi kimlerden oluşuyor önce onu keşfedeceksin hacı. Sonra konsey üyelerine tek tek bir şekilde ulaşacaksın. İyi imajlar bırakacaksın. Sonra kıza teklifi götüreceksin. Göreceksin her şey çok güzel olacak. İşte bu. Sen busun Kadir. Sen var ya. Önemli adamsın. Estağfurullah bro, estağfurullah. Yani asıl idol sensin gençler için. Senin tarzını örnek alan gençler, bir genç asla reddedilmez ki. Ha? Bu Pascal var ya, kış günü ağaca çıkma teklif etsin, akşam gitsin ağaç çiçek açıp gelir bunun yana, yemin ediyorum ya. Ama Kadir, bin işim artıyorsun. O kadar da değil ya. Ya erkekler? Erkeklere gelip çıkma teklif eden kadın çok azdır ya. Var mıdır öyle bilmiyorum. Yoktur herhalde. Nadiren de var. Kızı panda gibi. Çok az. Evet zaten etmesinler de. Yani buradan ben hanımlara sesleniyorum. Ay ben bu çocuğu çok beğendim gidip söyleyeyim diye sakın yapma böyle bir şey. Yapmayın. Niye abi? Ayıp mı? Ya ayıp değil de tehlikeli. Erkek milletinin kalkar. Ne erkeğim be. Bak kendi ayağıyla geldi bana der. Yani kenarın barzosu kendini adam zanneder. Peki Kadir. Ne yapacak? Abi kadın... gerekli sinyalleri üstü kapalı verecek. Erkek zaten sazan. Kendisi gelecek. O bırak havalandırma şeyini girme ablacığım. Yani orasını burasını kaldırma. Sürüne sürüne kendi gelsin. Dizginleri hep elinizde tutun hanımlar. Yoksa bak erkeklerle baş etmeniz zor olur. Benden söylemesi yani. Kadir be bravo ya. Yeni var ya çok ince tüyolar verdin. Ya genç kardeşlerimizi yaşadıklarımızdan, tecrübelerimizden faydalandırmak bizim boynumuzun borcu. Sevenlerin kıymetini bilsinler. Yani kabalık etmesinler Pascal, öyle mi? Doğru dedin Kadir. Vazifesini bir hakkın yapmış kişi olarak huzurlu muyuz Pascal? Huzurluyuz. O zaman bir ara verelim hadi. Hadi. Ara gaz. Her friki gol yapan tek program. Ara gaz. Tövbe tövbe. Pascal. Yes bro. Çok bomba bir haber var. Patlat abi. Yasak aşkı papağanele vermiş. Papağan mı? O nasıl oluyor ya? Abi Kuveyt'te bir çift evlerinde yıllardır papağan yetiştiriyorlar. Papağan da konuşuyor. Neyse evin hanımı bir süredir papağanın daha hiç duymadığı iltifatlar söylediğini fark ediyor. Nasıl yani? Papa iltifat mı ediyor? Evet evet, durup dururken papağan acayip iltifatlarda bulunmaya başlıyor. Kadın diyor ki ya bu papağan bunları nereden öğreniyor diyor. Olsa olsa benim herif diyor hizmetçiyle beni aldatıyor. Aldatırken de iltifat ediyor herhalde diyor. Papağan da bunları oradan öğreniyor diyor. Alıyor papağanı polise götürüyor. Baba. Papağan
Kanıt mı oluyor? Evet abi. Diyor ki bak böyle böyle. Polis diyor ki bu kanıt olamaz. Bize elle tutulur bir kanıt getir. Yani aldatma mevzusunda elle tutulur kanıt. Ne olabilir abi o? Abi söylerim ama şık olmaz mı? Yavrum o kadar elle tutulur bir kanıta da gerek yok Pascal. Ben derim ki ablayı bir arayalım. Bir onunla konuşalım. Ara abi. Tamam, abi. Tamam o zaman arıyorum lan. Arıyorum çalıyorum. Alo. Papağanı iltifat etmeye başlayınca kocasının kendisini aldattığından kullanan kuvvetli ev hanımıyla mı görüşüyorum? Selamın aleyküm hacı ev hanımı. Ha, nasılsın canım benim? Ben Kadir abim. Kadir Çöptemir. Pascal Numa da burada. Yenge. Hürmetler yenge. Ha, ismini bağışlar mısın bacım? Ha, Nasarin. Nasarin dediğin Nesrin yani değil mi? Ha, şimdi Nesrin abla. Bir papağan olayı olmuş kız sizin evde. Papağan iltifat ediyormuştu falan. Ne diyor? Ne şekilde iltifat ediyordu bu papağan? Evet. Ama bu kesin delil ya. Ne diyormuş abi? Abi papağan karımı boşayıp seni alacağım. Geç şöyle diyormuş ya. Abi bu var ya kesin delil. Peki başka ne gibi sözler söylüyordu? Aa bu iltifat değil ki bildiğin Honduras sözü ya. Ne diyormuş ya? Babacık seni cezalandıracak. Say my name diyormuş. Oo. Abi bence abla akıllı. Vallahi eniştede var ya sakat bir durum var. Peki Nesrin abla siz eşinize sordunuz mu bu kuş ne diyor diye? Yani sen mi öğretiyorsun diye sordun. Ha ne dedi? Hadi canım. Ne demiş abi? Sabahları Kadir'le Pascal'ı dinletiyorum. Onlardan öğreniyor bütün pisliği papağan masumu demiş. Evet abi bizi dinliyorsa olabilir. Efendim ne? Yok o zaman bizden öğrenmiş olamaz. Ne olmuş ya? Bir de diyor hizmetçi geçerken papağan diyor arkasından bak oh malzemeye bak diyormuş. Yok abi biz deriz. Bizi dinliyor olamaz. Evet Nesrin abla biz kadınlara öyle saygısız laflar söyletmeyiz. Tamam afacanız tamam erkeğiz ama saygısızlık yoktur bizde. Yani sen enişteyi bir sıkıştır. Evet ablacığım biz senin yanındayız Nesrin abla. Ama inşallah yani enişte de masum çıksın. Olay tamamen papağanın doğasındaki terbiyesizlikten kaynaklanıyor olsun. Öyle hemen de gaza gelip yuva yıkılmaz. He? Nesin abla? He. Papağanı da biraz insan içine çıkarın ya. Evde terbiyesi bozulmuş. Hadi selametle. Vay be Kadir ya. Demek ki kuş yiyip geçmeyeceğim. Görüyorsun abi. Neler oluyor? Bak buradan bir ders çıkaralım abi. Eve konuşan hayvan almayacaksın demek ki. Mesela biliyorsun benim canım köpeğim Mısır vardı rahmetli. Evet abi Mısır fino. Büyük ama 6 numaraydı o. Küçük değildi yani. Mısır'ın bir huyu vardı abi. Eve ilk defa gelenlere hırlardı. Mesela kız arkadaşım bende. Eve çalıştığım medyadan bir hanım geldi. Mısır buna hırlamadı. Misafir gitti benim hatun suratı bir karış. Bu kadın daha önce bu eve geldi mi dedi. Gelmedi nereden çıkardın dedim. Aa, acaba gelmiş miydi falan diye de düşündüm ha. Tabii ben düşünce bir boşluk oldu. Hatun oradan kaptı Nemi. Bak düşündün dedi. Anladım dedi. O bu kadın ben yokken geldi bu eve dedi. Sen ne dedin? Ya alakası yok dedim. Gelmedi dedim. Billahi dedim. Öyle dedim böyle. Yani abi kadın ikna olmadı. Nereden çıkardın daha önce eve geldiğini dedim. Mısır ona hırlamadı. Eve ilk gelene mutlaka hırlar dedi. Demek kadın bu eve geldi dedi. Baba. Ya. Hacı abi topladı valizini çıktı gitti. Küs yaptı ya. Ya o kızcağız evime ilk defa geldi. Mısır oğlum ne yaptın sen? Yaktın lan başımı dedim. Mısır ne dedi? Baba dedi ben bu kızı zaten hiç sevmedim dedi. Sen yokken bana ters yapıyor dedi. Gitsin gelmesin maksus yaptım dedi. Biz böyle iyiyiz ya hadi beni bir çıkar da bir mıntıka kontrolü yaptırayım dedi. İyi temak ya. Ya gerçek gitti benim rahmetli Mısır ya. Neyse evdeki hayvanlarınıza dikkat edin iyi bakın ha. Hadi hüzünlendim ben biraz kapatalım. Yeter bu kadar yeter bugün çok konuştuk. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Efendim yarın kaldığımız yerden devam etmek sözüyle. Paka paka. Bay bay. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.